كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Celle Celaluhu rızka kefildir. Hazreti Süleyman biliyorsunuz bütün cinlerin padişahıydı Hazreti Süleyman. Öyle bir saltanat verdi. Allah Celle Celaluhu. Bütün hayvanlar, bütün cinler Hazreti Süleyman'ın emrindeydi. Hazreti Süleyman dedi ki ya Rabbi bana dedi müsaade et. Dedi bütün hayvanların bir yıllık rızkını ben taksim edeyim. Taksim edeyim. Yanlış anlaşılmalara meal vermeyelim. Taksime ben dağıtayım yani. Dedi ki ey Süleyman yapamazsın. Ya Rabbi bir ay. Ey Süleyman yapamazsın. Ya Rabbi bir hafta. Dedi ki ey Süleyman yapamazsın. Dedi ki ya Rabbi bir gün yapayım. Dedi tamam ey Süleyman yap bakalım ne yapacaksın. Dedi hazırlığa başla. Allah Allah. Hazreti Süleyman hayvanlardan cinlerden yardım olur. İşte böyle işte şey toplayacak ya hayvanlar rızık dağıtmaya çalışacak. O sana bu sana dağıtacak işte. Bir günlüğünü ayarlayacak onu. Hem denize hem karaya yakın böyle orta bir yere yığdı. Aylarca sürdü. Bak hazırlık aylarca sürüyor. Dağlar kadar gıda, yiyecek. Hazır mısın ey Süleyman? Ya Rabbi hazırım. Allah Celle Celal dedi ki ey Süleyman karadaki mahluklarımı yollayayım, denizdeki mahluklarımı. Dedi ki ya Rabbi denizdeki mahluklarını yolla. Denizden bir balık çıktı. Sofranın başından girdi, sonundan çıktı. Bitti. Dedi ki ey Süleyman bu kadar mı? Başka yok mu Süleyman dedi. Balık böyle şokta. Dedi ya Süleyman yok mu bu kadar mı? Hazreti Süleyman zaten şokta. Dedi Rabbim bundan bana günde 3 tane veriyor. Ey Süleyman sen ne yaptın bizi aç bıraktın. Hey! Allah Allah. Allah Allah. Ya. Arkadaşlar kimse açlıktan ölmez. Biz kuruntudan öleceğiz. Kuruntudan. Merak etmeyin ölmezsiniz. Hemen doğalgaz şu kadar geldi. Lan bir şey diyeceğim de olmayacak şimdi ya. Su bu kadar geldi. Hamam mı işletiyorsun ya? Az kullanan nasıl az geliyor? Az kullanan az geliyor. Donalım mı? Donma iki tane battaniye koy. Tutumlu ol. İdareci ol. Allah'tan iste. Allah'tan iste. Bin defa söyledik kimden isteyeceğini. Nasıl isteyeceğini söyledik. Daha taktikleri de biliyoruz. Daha ne yapalım mübarekler. O yüzden ne diyoruz? Rızık endişesi duymayacaksın. Ama biz maalesef hep sebeplere bakıyoruz. İşte pazardan biliyoruz, çarşıdan biliyoruz, oradan bakkaldan. Hayır, her şey Allah'tan Celle Celaluhu. Arkadaşlar rızık meselesinde biraz kafalar bizim yanıyor. Sebepler vardır eyvallah. Ama biz sebebin arkasındakine bakacağız. Sebebin arkasında Allah Celle Celaluhu vardır. Ağaçta meyveyi gördün. Nereden topladın? Ağaçtan. Nereden? Hep ağaç, 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 ağaç. Hayır. Hayır. İşte sebepleri aradan çıkartacaksın ki iman kavileşecek. İman yerine oturursa bak şunu söylüyorum. İman kalbe gerçekten oturursa bak bakalım rızık endişesi oluyor mu? Bak bakalım bir sıkıntı oluyor mu? Bak bakayım bir hastalık, bir musibet sana uğrayacak mı? Hayır. Çünkü sen mevzuyu anladın. Her şeyin Allah Celle Celal'den geldiğini anladın. Hastalığı veren de Allah, şifayı veren de Allah, derdi veren Allah, dermanı veren Allah, açlığı veren de Allah, tokluğu veren de Allah, susuzluğu veren de, susuzluğu gideren de Allah Celle Celaluhu. Bu yakin kalbe oturduğu zaman işte yok ay sonu mu geldi, yıl sonu mu geldi hiç de endişe etmezsin. Evet, derdin ahiret olursa hiç sıkıntı olmaz. Sebeplere bakmayın arkadaşlar. Adam diyor ki ya diyor, hiç müşteri yoktu ya. Senin dükkanına müşteriyi gönderen Allah Celle Celaluhu. Bu iman, bu yakin bizim esnafın kalbinde yok. %99'unda yok. O müşterinin kalbine, senin dükkanına gitme şeyini veren Allah Celle Celaluhu. Duydunuz mu hiç bunu bir esnaftan? Bugün Rabbim bize müşteri gönderme diyen var mı? Yok. İşlerde kesat be Allah kahretmesin be. Püf bilmem ne. Ulan adama bak diyor bir sürü iş yaptı. Biz diyor bilmem ne aşık. Al işte. Sen zaten otomatikman Rabbine isyan ediyorsun.
E sen Rabbine isyan ediyorsun. Sana müşteri gelir mi kardeş? Ben sana bir tavsiye veriyorum. Müşterinin kalbine onu veren Allah Celle Celaluhu. Bu konularda dikkatli olacağız. Tarlayı sürüyorsun, ekiyorsun, biçiyorsun. Meyveyi veren Allah Celle Celaluhu. Küçücük bir tohum ya. Geçen bir tane belgesel yapmışlar. Adam domatesi bölüyor. İçinden bu küçük çekirdekler var domatesin içinde. Küçücük bir çekirdek. Adam onu alıyor, saksının içine koyuyor. O küçücük tohumdan domates ağacı çıkıyor ya. Gün gün çekmiş. Kim yapıyor bunu? Kim? O toprak mı yapıyor? Haşa ve kella. Biz işte sıkıntımız burada. Biz her şeyi ama tarladan biliyoruz, oradan biliyoruz. Hayır, geceyi getiren Allah Celle Celaluhu. Gündüzü getiren Allah Celle Celaluhu. Bütün dünya ülkeleri toplansın. Hadi bakalım. Amerika, İngiltere şimdi sabah yapsın. Yapabilir mi? Yapamaz. Güneş her sabah doğmadan önce Allah Celle Celaluhu'nun arşına secde eder. Ya Rabbi bugün doğayım mı, doğmayayım mı? Evet. Her sabah güneş secde eder. Secde. Ya Rabbi doğayım mı, müsaade var mı? Bir gün gelecek Allah Celle Celaluhu diyecek ki doğma. Battığın yerden geri doğ. Evet, o gün işte kıyametin son büyük alameti. Güneş batıdan doğacak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. O diyor, o karanlık 3 gün kadar sürecek. Çocuklar korkudan ağlamaya başlayacak. Hayvanlar korkudan, açlıktan bağırmaya, anırmaya başlayacak. Bunları yapan kim? Allah Celle Celaluhu. Bu yakin kalbe girecek. Ne dedik? Allahü Samed. Ya. Bak bunların hepsi Allahü Samed. Daha biz Allahü Samed'i bilmiyoruz. Biz Allahü Samed hakkında saatlerce konuşmamız gerekiyorken maalesef vakitlerimiz dar. Konuşmamız gerekenleri konuşamıyoruz. Ancak kısa kısa geçiyoruz. Her şey Allah Celle Celaluhu'nun emri ile hareket eder. Kuruyan bir yaprak dalından. Hani böyle yaprak süzülüyor, uçuyor. Hepsi biliyor musun? O çizimi belirleyen de Allah Celle Celaluhu. Ruh. Aynı ruh da öyle.